Sevgili izleyenler, Söz Milleti programında bugün vatandaşlarımıza yerel seçimi soracağız. Yerel seçimden beklentileriniz nelerdir? Yeni Türkiye nasıl olmalı sorularını yönelteceğiz. Bakalım cevaplar nasıl olacak? Dedeler Ağızka Türk'e. Ağızka o taraftan gelmiş. Öyle mi? Yeşiköy'e yerleşmişler. Yerel seçim de yaklaştı. Tam bir İstanbullu birine soracağım. İstanbul'a hangi başkan adayı daha yararlı olur? Ekrem İmamoğlu mu, Binali Yıldırım mı? Siyasetle pek uğraşmıyorum aslında. Buna cevap vermek istemiyorum. Peki seçimde ne düşünerekten oy vereceğiz? Ben siyasetle uğraşmıyorum. Peki, hiçbir şekilde hiçbirine oy vermiyorum aslında. Hiç oy kullanmıyorsun? Kullanmıyorum, hayır. Pekala, görüşmek üzere. Evet. Hemen soralım. İstanbul'da mı yaşıyoruz? Evet. İstanbul'da kaç yıldır? 30 senedir. 30 senedir İstanbul'dayız. Peki İstanbul'da iki aday var. Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım. Hı. Hangi aday sizin ya için? O bizim gönlümüzde kalsın, olur mu? Yani kendimizde kalsın. İyi günler olsun. Pekala, görüşmek üzere. İstanbul'da mı yaşıyoruz? İstanbul'da yaşıyorum. Nasıl İstanbul, güzel mi? İyi, pek fena değil yani. Pek fena değil. Binali Yıldırım mı, Ekrem İmamoğlu mu, hangisi? Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Evet. Neden? Vallahi onu tercih edeyim, ondan olacak. Neden onu tercih ediyorsunuz? Genç, daha iyi. Bir Yıldırım bir zaman karışmış, zaten hala devam ediyor yani. Peki AK Parti döneminden önceki İstanbul nasıldı? O zaman şimdi daha iyi ama fakat uzun boylu da çok da uğraşmak da iyi değil. Bırakmaları gerekir ki bırakmıyor işte. O da ölünceye kadar siyaset yani. İlk için de bundan sonra iyi gitmez zaten. Peki, o zaten o yeni dönem bir gitti işte. Yol mu yaptı bilmiyorum ya, neyse. Kötü mü oldu? Yok, iyi oldu, iyi oldu, çalıştı. Şimdi bırakması gerekir ama bırakmıyor. Yapacağım, başıma gidiyor. Cumhurbaşkanı gezer mi? Gezmez. Döveceğim bastı gibi gezeceğince. Değil mi? Peki. Partinin kendi şeyine ilgilenecek, o bakanlığında oturacak. Peki, AK Parti'nin, Cumhurbaşkanımızın yatırımları yok mu? Cumhurbaşkanımızın yatırımları var. Çoktu yani yatırım var. Eskiden bu kadar yatırım var mıydı? Yoktu. Yoktu. Burada oldu tabii, oldu siyasette. Yoktu değil mi? Ama Ekrem İmamoğlu'na vereceğiz diyorsun. Ya bu devrede onu da çalışsın bazen. Gel zaten. Belki ileriye doğru daha iyi var. Umut yani. Dünya, zaten Türkiye'nin işi umut zaten. Peki, bir seçim var önümüzde. Bu seçime deneme yanılma yoluyla mı gidilmesi lazım, yoksa geçmişi gördük, yaşadık. Ya, gelecekte devam etmemiz lazım. Şimdi Avrupa böyle değil ama. Avrupa bir dönem, iki dönem yapıp çekip gidiyor. Bizde yok öyle kadar yani. 30 sene demir yaptı, ne oldu ki zaten? Hayır, bir sistem yürüttü. Aynı sistem yürüyecek işte. Başka bir şey yok abi. Pekala, çok sağ olun efendim. Hayırlı günler. Neresinden? Midyat. Mardin'in en çok hangi yemeği meşhur soralım? Ya, Mardin bütün yemekleri meşhur. Mardin'in kültürü başka yerde yok gerçekten. Mardin yemeği yapsın, o meşhur oluyor zaten diyorsunuz. Mardin bütün yemekleri meşhur. Kültürü, evleri, taşları, her şey meşhur oradan. Peki bu misafirperverlik nereden geliyor? Genelde bizim doğudan, Mardin'e geliyor gerçekten. Tarihi bizim oradan geliyor. Mesela gerçekten oraya gittiğin zaman böyle bizim tarihi yapımız bambaşka, başka yerde yok gerçekten. Peki İstanbul'da mı yaşıyoruz? Ya ben yurt dışında yaşıyorum, İstanbul'a gelmeye geldim. Nerede yaşıyoruz yurt dışında? Almanya'dan. Almanya'dan. Eski İstanbul'u biliyor musunuz? Beyazıt olacak galiba. Beyazıt, Kumkapı, oralar. Evet, biliyorsunuz. Oraları biliyorsunuz. Karaköy, Taksim'in tarafı da biraz eski, biliyor tam olarak. Peki AK Parti döneminden önceki İstanbul'u nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında biz politikayı karıştırmasak iyi olur. Benim için tehlikeli olur. Biz karıştırmayalım oraya. Girmeyelim o topa diyorsun. Oralar sakıncalı. Tamam, görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Erzurum'da mı yaşıyoruz, İstanbul'da mı? Geçen 2-3 ay geliyorum buraya, ondan sonra memleket. Peki, seçim yaklaştı. Evet. Eski İstanbul, AK Parti'den önceki İstanbul nasıldı? Ama buraya gidiyorum ben diyor. Şeye, evvelki mi? Evvelki. İyi diyelim, iyi olsun. İyi miydi? İyi, normal. Şimdiki nasıl? Şimdiki de çok güzel. Şimdiki de çok güzel. Çok güzel, evet. Peki Erzurum nasıldı? Erzurum da iyidir, fena değil. Güzel diyorsunuz. Evet. Peki İstanbul'a Binali Yıldırım mı, yoksa Ekrem İmamoğlu mu çok yakışır? Binali Yıldırım. Neden? İmamoğlu başka bir partiden olsaydı onu tercih ederdim. Fakat kusura bakma yani,
Anladın. Pekala. Çok teşekkürler. Çok sağ olun efendim. Hayırlı günler. Gidiyor musunuz Nevşehir'e? Gidiyorum. Gidiyorsunuz. Orada Kapadokya'yı. Evet, geziyorum. Onun balonu vardı bir de uçak. Evet, evet. Peki, Nevşehir'de mi yaşıyorsunuz, İstanbul'da mı? Yazın memlekette, kışın burada. 6 ay orada, 6 ay evet. Burada. Peki o zaman soralım, yerel seçim yaklaşıyor. Nevşehir için ve İstanbul için soracağım. Önce İstanbul. İstanbul'a Binali Yıldırım mı yoksa Ekrem İmamoğlu mu daha yararlı olur? Binali Yıldırım Bey. Neden? Çünkü tecrübeli bir olduğu için Binali Yıldırım'ı tercih ediyoruz. Bakan oldu. Evet, başbakan oldu. Başbakan oldu. Meclis başkanı oldu. Şimdi onu tercih ediyoruz, evet. Tecrübeli ve İstanbul'a yararlı. Peki, Millet İttifakı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Millet İttifakı, Devlet Bahçeli'nin dediği gibi zillet ittifakı. Onları Türkiye'yi bölmek için kurulmuş olarak düşünüyoruz onları. Neden? Çünkü PKK ile HDP ile işbirliği yapıyor. Onun için. Peki Saadet Partisi'nin bu ittifakta bulunmasının nedeni nedir sizce? O da gerçek şeysine döndü. Erbakan'dan sonra o da onlardan olduğu ortaya çıktı. Kötü bir durum yani şu anda. Saadet Partisi için. Evet. Pekala, çok teşekkürler. Çok sağ olun efendim. Hayırlı günler. Gidiyor musunuz Şırnak'a? Evet. Nasıl Şırnak? Güzel. Güzel. Peki o bölgede başka nereleri geziyorsunuz? Pek gezmediniz. Gezmedik. Ben Rizeliyim. Gittiğin zaman bir Trabzon'a uğrarsın. Bir tabii oraya uğruyoruz. Normalde gidiyoruz yani. Sonuçta memleketimiz. Güneydoğulu insanların, doğulu insanların bu misafirperverliği, bu sıcaklığı nereden geliyor? Özünü kaybetmemiş insanlar sonuçta. Hani göç olayını fazla yaşamamış bir memleket sonuçta. Kendi özünü yaşıyor. Peki hemen soralım. Yerel seçimde yaklaştı. İstanbul'da mı yaşıyorsunuz? Yok, İstanbul'da yaşamıyorum. Peki Türkiye'ye, önce İstanbul'a gelelim. Binali Yıldırım ve İstanbul'da Ekrem İmamoğlu aday gösterildi. Ne düşünüyorsunuz? Hangisi daha yararlı olur? Biraz değişim şart diyorum artık. Değişim şart. Yıllardır mesela bu yönetim var, artık biraz değişmesi lazım. Millet de görsün. Onlar da kendini anlatıyor, ediyor. Millet de görsün artık. Değişmesi lazım. Yani eski Türkiye'yi de eğer anlattıkları gibiyse millet de görür. Görsün. Onlar da denesinler, onlar da yaşasınlar. Peki, değişim şart dediniz. Kemal Kılıçdaroğlu 9 seçime yakındır kaybediyor. Değişim olması gerekir mi Cumhuriyet Halk Partisi? Olur, orada da olması lazım. Orada da olması lazım. Her yerde değişim olması lazım. Şart. Şart. Ülkenin ihtiyacı çünkü. Pekala, çok teşekkürler. Çok sağ olun efendim. Hayırlı. Peki İstanbul'da kaç yıldır yaşıyorsun? 61 yıl. 65. 1. 61 yıldır. Peki İstanbul nasıl? Güzel mi? Tabii ki güzel. Peki yerel seçim yaklaştı. Yerel seçimden beklentileriniz nelerdir? Seçimden sonra nasıl bir İstanbul olmalı? Şu anda nasıl bir İstanbul var? Önceki İstanbul nasıldı? Ya her zamanki aynı yani, seçimden sonra yani şehir olarak değişme diye bir şey yok. İnsanlar hep aynı. Her şey, herkes kendi işini, kendi gücünü, kendi şeyini yapmaya çalışacak. Şey yapacak vaziyette. Yani İstanbul'dan daha güzel şehir var mı? Yok. Bana göre yok. Öyle. Peki AK Parti? Eski İstanbul 1,5 milyon. 58'de. Şimdi kalabalık mı oldu? Haliyle. 1,5 milyon nerede? 18 milyon nerede? Öyle değil mi? Öyle. Yani fazlası her şey zarar. Peki İstanbul'a göç neden yaşandı? Ya güç her yere yaşandı tabii. Nüfus arttı. İstanbul, bütün Türkiye İstanbul için çalışıyor. Bütün İstanbul Türkiye için çalışıyor. Öyle değil mi? Benim görüşüme göre. Evet. Ha. Aslında bir nevi öyle. Çünkü burada iş alanları, yani iş merkezi. Ya alanlar yani, dediğim gibi elbise, ayakkabı, şu bu falan. Ama dışarıdan da yani meyve, sebze, şu bu. O öyle işte, dünyanın şeyi bu, dediğim gibi. 58'de burası 1,5 milyon. Peki o zaman İstanbul'daki bu göçü nasıl durduracağız? Diğer taraflara da mı, iş merkezlerinin diğer taraflara mı yapılması lazım? Nasıl olacak? Yapılması lazım ama yani göç haliyle ki güç olacak yani bundan sonra, ama yani bıkan daha sakin yere gider.
bana göre. Gittiniz mi? Ben gitmedim. Ben gidiyor musunuz tatillere? Tatille pek gitmedim yani, pek şey yapamadım. Hep İstanbul'da mı? Ben neredeyse İstanbul'da işte. Hani arada bir böyle bir Balıkesir'e gideyim. Gittim tabii. Bir günle, iki günle Konya, Çuymuş, Ankara, oraya buraya. Bildim memleketime 5 kere gittim. Bayağı gitmiş yani. 61 senede 5 kere gittim. O kadar. Başka bir şey yok. Pekala, çok teşekkürler efendim. İyi günler, sağ ol, sağ ol. Merhabalar. Merhaba canım. Nasılsınız? Sağ ol yeğenim, Allah razı olsun. Yerel seçim yaklaştı. Evet. Türkiye'yi nasıl değerlendiriyorsunuz yerel seçimde? İnşallah yine bu iktidar gelecek. Bundan başkası gelirse Türkiye yıkılmış demekti ve yıkılacak. Allah'ın izniyle yine aynen lider olacağı başımıza gelecek. Görüyorsun bak, ülke ne rahattır. Bakma şöyle böyle diyorlar da bunların iyisi can sağlığı. Sen çocuksun, bilmezsin. İtilal, zam kuyrukları, şey kuyrukları, o günleri biz yaşadığımız için hastane kuyrukları, Allah bunu başımızdan eksik etme. Bundan daha iyisi can sağlığı. Peki, Cumhur İttifakı'nı destekliyorsunuz o zaman. Destekliyorum tabii. İstanbul'da mı yaşıyoruz? İstanbul'da yaşıyorum. Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım. Evet. Hangisi daha çok İstanbul'a yakışır, İstanbul'u daha güzel yerlere getirir? %99 Binali Yıldırım yapar. Ya bunlar ne yaptılar ya, bu ziyafet çirkin. Kadıköy Belediyesi CHP'nindir. Çalışmadan en az 20 kişi orada maaş alıyor. Çalışmadan. Bunlar Binali Yıldırım eski Ulaştırma Bakanı'ydı. Yaptıkları göz önünde. İnsanlar herkes elini vicdanına koysun, hareket etsin. Bundan başka yok kardeşim, onlara vereceğiz. Allah'ın. Peki Millet İttifakı'nı nasıl değerlendiriyorsunuz? Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, HDP'nin destek verdiği ve Saadet Partisi. Ya bir kere Saadet Partisi, Ege Erbakan başta olsaydı Saadet Partisi'nde kovalayacaktı onu. Bunun ne işi? Bir kere İYİ Parti, sen sağ görüşünce senin solcularla ne işin var? Saadet Partisi, senin ne işin var? Hadi CHP'nin kökeni belli, şuyu belli, buyu belli, hadi BDP, hadi sol görüştüler. Ya bu ikisine ne oluyor? Demek bunlar işten işte Türkiye düşmanı. HDP ne yapmaya çalışıyor? Ya işte ne yapacak? Kendi kendine. Bak ben de Kürdüm, yanlış anlama. Müslümanım, Türkiye Cumhuriyet vatandaşıyım elhamdülillah. Kürdüm ama ben desteklemiyorum. Boş bir amaç. HDP Amerika'ya çıkana çalışıyor. Şimdiye kadar Amerika bize ne yaptı ya? Ben Kürdüm, ben ne güzel bu ülkemde rahat konuşabiliyorum. Bir gün bir tanesi gelip bana demedi, sen Kürtsün. Burada ne işin var? Ne, hepimiz kardeşiz ya. Var mı öyle bir şey ya? Eskiden birlikte bir milletiz biz, değil mi? Milletiz. Eskiden Kürtçe konuşmanın cezası 3 yılla 5 yıl hapisti, hapis. Tayyip Erdoğan bunu serbest etti. Bize Kanar Şeş denen bir televizyon verdi. Ya Allah var ya. Biraz da vicdana yapın. Ya ben Kürt kardeşlerime söyleyeyim. Bak ben Kürdüm. Elinizi vicdanınıza koyun. Ya bugün AK Parti 81 tane Kürt milletvekilimiz var ya. Var mı öyle bir şey ya? Var mı öyle bir şey? Hepimiz kardeşiz ya. BDP bize ne yapacak ya? O zaman soralım, HDP Kürtleri mi temsil ediyor, Amerika'yı mı temsil ediyor? Amerika'yı teslim ediyor. Kesinlikle bizi temsil etmiyor. Benim neyimi temsil ediyor ya? He? Dağda vurulan binlerce Kürt kardeşim var, asker, polis. Hem de Kürt çocukları var. Bunlar boş boş. Genç kızlarımızı kandırıyorlar, genç çocuklarımızı kandırıyorlar. Neymiş? Böyle alakası. Bak diyorum, Kürdüm, Müslümanım, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım, desteklemiyorum. Biz ümmetiz, biz milletiz, bunun bilinci. Kardeşim biz peygamberin ümmetiyiz. Aynı Kur'an'a başımız bağlı. Aynı şey. Madem BDP iyi insansın, sen nasıl İsrail kafiri binlerce Müslümanları öldürür. Amerika binlerce Müslümanın başına bomba yazır, sen onunla işbirliği yapıyorsun. Ona yanıyorum, hele İYİ Parti'yi ne yasadet. Yani CHP'nin görüşü belli. Kardeşim bizi temsil etmiyor BDP. Yemin olsun etmiyor. Boş bunlar. İş beşten zavallı cahil bilir. Kafası çalışmıyor, bunu görüyor. Gelsin bir de beni kandırsın. Niye beni kandıramıyor? 1000 tane oyum olsa, ya şu anda 26-27 tane oyumuz var. 1000 tane olsa bir tane vermem. CHP mi? Ne CHP ne BDP, vereceğim AK Parti istersin. Açık ve net söylüyorum. 1000 tane oyum olsa CHP ve HDP'ye vermem. 1000 tane oyum olsa CHP, HDP'ye ben vermem. Hele İYİ Parti onlarla bir olduğu bir nefretimi kazandı. Saadet Partisi nefret kazandı. 1000 tane oy olsa, bak 28 tane var, yarısının değil bir taneyi vermem. 1000 tane olsa bir tane vermem. Vereceğim bellidir Allah'ın izniyle. Peki İstanbul'daki bir sorun nedir? Düzeltilmesi gereken. Ya tabii biraz trafik, tabii insanlar karabalık, büyük şehirdir. Trafik sorunu var. İster istemez. Tabii her şeyin bir zorluğu vardır. Yemek bile çiğnemeden yutulmuyor. Tanzim eleştiriyorlar. Ya Allah, ya onlar ne diyor? Ya sizi kandırıyor, siz çocuksunuz, bilmiyorsunuz.
Bu tanzim bolluk tanzimidir. Eskiden yağ şeker kuyruğu vardı, bulunmuyordu, o kuyruktu. Onlar ona gidiyor. İstanbul'da Nurettin Sözen Belediye Başkanı da çöp kokudan geçilmiyordu, geçilmiyor. Bak ben 65 yaşındayım, bunları yaşadım, ihtilali yaşadım. Onlar millete kan... Ya gidiyor adam, ne diyor, var mı böyle bir şey ya? Abdest almadan cenaze namazına duruyor. Şimdiye kadar sen niye namaz kılmıyordun? He, soruyorum, Kılıçdaroğlu sen şimdiye kadar hiç başı secdeye değiyordu. BDP'den gidiyorlar, namaza duruyorlar. Böyle üniversitede gösteriyorlar da o genç kızların saçındaki şeylerdi. Peki, Kılıçdaroğlu'nun abisi, Cumhurbaşkanımıza desteklerini ineliyor. Şimdi garip değil mi hani Kılıçdaroğlu'nun abisi? Ya garip de şöyle, o da baktı ki kardeşinin ona faydası yok. Tamam mı? O da o yönden. Destekliyorsan yürekten destekleyeceksin, ciğerden destekleyeceksin, beyninle, yüreğinle, dininle, imanınla, Kur'an'ınla destekleyeceksin. Desinler için diye. Bak ben sana demin ne dedim? Müslümanım, Kürdüm, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Desteklemiyorum BDP'yi kardeşim, sevmiyorum. Beni temsil edemez o. Bak ne güzel geziyorum. Kim geliyor İstanbul'da bana diyor sen Kürtsün. Kim gidiyor bize diyor sen Kürtsün, burada ne işin var? Ben yıllarca devlet memurluğu da yaptım. Kimse bana devlete devlet... yararın da oldu. Yararım oldu, ben yıllarca zabıta memurluğu yaptım. Birisi gel bana demez sen burada ne... Nerede zabıta memurluğu? Büyükşehir Bursa'da. Sen niye bana burada zabıtasın demedin? Ben sana göstereyim, benim binlerce hemşerim var burada, polis, hakim, savcı gösteririm sana Çağlayan'da. Kürttüler ağırda. Kimse ona değil mi ki sen bu makamda oturamazsın? Hakim ve savcılarımız var ya. Ağrılı Kürt, Celal adam var ya, MHP Genel Başkan Yardımcısı ya, o işten sana Kürttür adam. MHP Genel Başkan Yardımcısı, Celal adanı veririm Celal abiyi sana. Ona birisi, bak Çelik'e dedi mi sen Kürtsün, sen benim yardımcım olamaz. Ne alakası? Cumhurbaşkanımızın eşi. Ya işte sana ne diyorsun, Cumhurbaşkanımıza destek veren Celal abi olsun, Bahçeli olsun, Celal abi de Kürttür. Ben ne kadar sevdim. Peki. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Zabıtayım dediniz bu arada. Daha önce. Daha önceden. Hiç yapan var mıydı sokak müziği? Nasıl sokak müziği? Bursa'da. Böyle eline çalgısını alıp çıkan. Var, olmaz olur mu? Ayı mayı oynatanlar vardı bir zamanlar. Ayı oynatmıyoruz. Yok yok, vardı bir zamanlar. Peki o sokak müziğine zabıtaların tepkisi oluyor muydu? Ya oluyordu tabii. Bazılarına ister istemez diyordun, ekmek parası yol veriyordun. Gariptir. Bazıları da duygu sömürüsü yapıyordu, alıp getiriyordun. Olay bu yani. Evet. Ya da duygu sömürüsü yapan da var, yalan. Ama şey yapan da var. Ama bak burada konu bana geliyor şimdi. Ben de sokak müziğiyim. Ya sokak müziği ama sen para toplamıyorsun ki. Evet. Ben o para toplayanlar açısından söyleyeyim. Senin açına topluyoruz, onu da topluyoruz. Para topluyordu, ona diyorum ben sana. Demiyorum, sen benim yeğenimsin. Eyvallah. Müzisyene saygım var ya. Eyvallah. Ben bugün halk müziği hastası bir insanım ama şimdi çalıyor şeyi, ver para. Ona biraz şeydim. Eyvallah, çok sağ olun. Çok İnşallah yayınlarsın da aynı. Ne zaman? Eyvallah. Merhabalar. Merhaba. Memleket neresi? Gümüşhane. Gümüşhane. Samsun. Samsun. Ağrı. Ağrı. Ordu. Ordu. Burası genellikle Karadeniz değil mi? Evet. Ben de Samsun'luyum. Tamam, şimdi okul gezisi ne bu? Evet, okul gezisi. Nereye gezi? Ya işte İstanbul'un tarihi. Peki o zaman gençlere soralım. Eğlenmeyi seviyoruz. Tabii ki de. Evet. Hiç hayır diyen yok. Sen sus, sevmiyor musun? Seviyorum. Evet. Peki o zaman İstanbul'da eğlenirken ne sıkıntı? Soralım. Trafik mi? Evet, trafik. Gel böyle, sen araba kullanıyor musun? Aman Allah. Hayır, kullanmıyorum. Trafikte nasıl bir sıkıntı var? Kalabalık tıkış tıkış. Tamam, kalabalık tıkış tıkış. Nasıl çözülebilir bu soru? Sorun. Daha çok yol yaparak. Daha çok yol yapılması lazım. Peki, Binali Yıldırım aynı zamanda İstanbul Belediye Başkanı adayı, daha önce Ulaştırma Bakanı'ydı. Evet. Türkiye'de birçok yol yaptı. İstanbul'a da bu konuda yararlı olabileceğini düşünüyor musun? Evet, düşünüyorum. Peki o zaman sana soralım. Gel, sen çok istedin. Dur, geliyorum abi. İstanbul'da gördüğün en büyük sıkıntı nedir? Düşünmem lazım. Düşünelim. O söyleyeyim bir şeyler. Evet, düşündük, sen söyle. Bir dakika şimdi, ben anlamadım ki. Bir saattir İstanbul konuşuyoruz. Sevgili izleyenler, yerel seçimi sorduk. Vatandaşlarımıza yeni Türkiye nasıl olmalı sorusunu yönelttik. Binali Yıldırım mı yoksa Ekrem İmamoğlu mu İstanbul'a daha yararlı olur sorusunu vatandaşlarımıza yönelttik. Cevaplar da bu şekildeydi. Ben Mert Armağan, sevgiyle kalın, hayırlı günler.